Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Manisa Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Ören'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sayın vekilim, barış süreci dedik, evet, akil insanlar dedik, kısa bir ara dedik. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belki bugüne kadar iktidar olamamanın nedenleri de Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili, Türkiye'nin barışa olan özlemiyle ilgili bugünkü iktidarın çok öncesinden bunları başlattı. Yani biz 91'de bu parlamentoya Güneydoğu'daki milletvekillerini getirirken bunun bize o günün koşullarında zarar vereceğini bilmiyor muyduk? Biz bilmemize rağmen rahmetli Erdal İnönü bu ülkenin barış sürecine katkı yapabilmesi için o riski göze aldı. Peki bugün bu işi yapmak isteyen Sayın Bülent Arınç o gün Refah Partisi'nin parlamentodaki milletvekili değil miydi? Açın bakalım 91 yılında polis nezaretinde milletvekillerinin alınıp da götürülürken Sayın Bülent Arınç veya Salih Kapusuz veya ona benzer Refah Partisi'nin milletvekillerine söylemişler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi elini değil, barış var ise gövdesini koymaya hazır. Sayın Genel Başkanımız ne dedi? Dedi ki benim genel başkanlığıma veya benim siyasi yaşamımın sonlanmasına neden olsa dahi ben bu sorunun çözülmesiyle ilgili elimden geleni yaparım. Ve arkasından belki de partimiz içerisinde tepki alabilecek bir cümlenin içine bir kelimeyi de koydu. Krediyi devam ettiriyorum dedi. Ne dedi Sayın Başbakan? Senin kredine ihtiyacım yok. Peki uzlaşma isteyen, Türkiye'de barışı isteyen bir başbakanın, muhalefet liderinin bu kadar yaklaşmasına rağmen elinin tersiyle itip böyle bir kabadayı vari, bir kabadayı havasında muhalefet partisinin genel başkanına senin kredine ihtiyacım yok diyebilir mi? Demesi mi gerekli? Ne yazık ki bu süreçte bu akil adamlar ve barış süreciyle ilgili başbakan samimi davranmıyor. Her seçim öncesi başbakanın böyle atraksiyonları vardır. Bundan önce de 26 madde vardı biliyorsunuz anayasa değişikliğiyle ilgili. O maddelerin içerisinde değiştirdik. O maddeleri değiştirirken siz bu anayasadan rahatsız iseniz 23 artı 3 yerine 33 artı 3 niye yapmadınız? Niye yökü koymadınız? Yok sizden değilse tukaka. YÖK'ü siz yönetiyor iseniz aman YÖK'ü değiştirmeyiz. %10 barajı sizin işinize geliyorsa siyasi partiler kanunundan değiştirmezsiniz. Ama %10 barajı sizin işinize gelmiyor ise geçmiş dönemde parlamentoda bulunduğunuz siyasi partinin içerisinde bu ülkede neden %10 barajı var diye de sitem edip parlamentoya ayağa kaldırıyorsunuz. Peki, çifte standart. Evet. Sayın Vekilim bu akil insanların Türkiye'yi dolaşıyorlar şu anda. Size göre ne sonuç çıkıyor? Sayın Genel Başkanımız bunu söyledi. Dedi ki akil insanlar olmalı. Yine bütün cemaat üzerimize çullandı. Dedi ki nereden çıkardınız? İşte içerideki Abdullah Öcalan'ın söylediğinin aynısını söylüyorsunuz. Hatta çevirdi. Peki dedi akil insanlar olmasın, aksaçlı insanlar olsun dedi. Neyi anlatmaya çalışmıştık? Yine aynı yere geldik. Bu sorunun çözüm noktası halk iradesiyle kurulmuş parlamentodur. Niye parlamentodur? Bu parlamentoda bulunan siyasi partilerin arkasında %96'lık bir halk desteği vardır. Siz burada çözeceksiniz bunu. Akil insanları sadece eve gittiğinizde kafanıza şu geldi çizeyim, olmadı öbürküne geçeyim diye başbakan bunları seçiyor ise bu toplumun ortak değerlerini ve toplumun birlikteliğini temsil etmez. Ne olabilirdi akil insanlarda? Cumhuriyet Halk Partisi 3 kişi gönderebilirdi, 6 kişi gönderebilirdi, MHP gönderebilirdi, BDP gönderebilirdi, AKP gönderebilirdi. Görevleri ne? Görevleri bu akil insanların bölgelere dağılıp konuyu insanlara anlatmak. Peki bu akil insanlar dediğimiz arkadaşlarımız, bu ülkenin yurttaşları gerçekten bu konuyu biliyorlar mı? Sorunu biliyorlar mıydı? Yani, bilmiyorlar mı? Ben milletvekili olarak bilmiyorum. Genel başkanım bilmiyor. BDP bilmiyor. MHP bilmiyor. Bakanların yarısından fazlası bilmiyor. Sadece bilen Sayın Başbakan. Belki evde konuşuluyorsa Emine Erdoğan. Bunun dışında bilen yok. Şimdi bana diyorsunuz ki gel Hasan Ören ben bankadan kredi alacağım kefil ol. Olayım. Kaç para alacaksın?
Nasıl ödeyeceğiz? Ne zamana kadar bu ödeme sürecek? E yok, bunların hiçbirini söylemiyorum. Sen sadece imza at. E biz bu sürecin içerisinde nasıl oluruz? Kendi yurttaşlarımıza, kendi partilimize, Türkiye'ye 74 milyon insana. Evet arkadaş, biz bu konuyu bilmeden girdik. İşin içerisinde deme hakkımız var mı? Nasıl söyleriz, demezler mi bize? Koskocaman Cumhuriyet Halk Partisi, 1923 ülkenin kuruluşunda olan, ülkenin kurulmasında harcını koyan bir siyasi parti, başkaları yapabilir ama sizin bunu yapma hakkınız var mı diye sormazlar mı bize? Sayın Genel Başkanımızın söylediği de bu. Lütfen gelin bizi bilgilendirin. Anlaşma mı yaptınız? Yapmadınız mı? Nereye kadar neyi konuştunuz? Eğer burada bir barış süreci işleyecek ise bir şeyler söylenmeli. Bakın bugün internete düşen haberlerden bir tanesi. Şimdi Sayın Başbakan bir yıldan beri BDP'lilerle niye randevulaşmıyor? Niye konuşmuyor? Niye ellerini sıkmıyor? Niye BDP kelimesini ağzına almıyor? Ne dedi BDP için? Siz terör örgütünün uzantısısınız, terör örgütünün sözcülüğünü parlamentoda yapıyorsunuz, onun için size karşı tavır takınıyorum dedi. E doğru mudur? E hakikaten öyleyse başbakan da böyle bir şey yapabilir. E peki şimdi hangi noktaya geldik? Siz şimdi parlamentoda halkın iradesiyle gelmiş BDP, oradaki insanlar da yurttaşımız, siz onunla bıraktınız. Şimdi Kandil'le, İmralı'yla süreci yönetiyorsunuz. Peki niye kilitlendik biz? Türkiye Cumhuriyeti yasama, yürütme, yargı, yürütme, yasama, bütün hepimiz 25'inde mi geriye çekilecekler, 26'sında mı geriye çekilecekler? Acaba Kandil ne zaman açıklama yapacak? Bu üzüyor insanları. Evet Sayın Vekilim, peki bu süreç, barış süreci yerel seçimler olana kadar bitecek mi size göre? Temennim bitmesini istiyorum. Yani bu ülkede hiçbir annenin gözyaşı dökülmesin. Yani hangi yurttaş isteyebilir? 74 milyonun, ben 74 milyonunda bu ülkede şehit cenazelerinin gelmemesini istediğini biliyorum. Bir barış sürecinde bir barışı, bu süreci desteklemek doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Ama esaslarını bilelim, katkı koyalım. Bu barış süreci sadece AKP'nin yaptığı gibi her seçim öncesi ortaya bir şeyleri atıp onu gündem yapıp seçim geçtikten sonra da tam ters tarafa yatmasına benzemesin. Rafta kalmasın. Rafta kalmasın. E şimdi yerel seçimler var önümüzde. Yine bununla ilgili bir barış sürecidir. İçeriğini bilen yok, konuyu bilen yok. Anlaşma demiyorum ki, anlaşma yaptılar. İşte burada ne diyor şimdi? Ertuğrul Kürkçü, BDP milletvekili, İstanbul milletvekili diyor ki Sayın Başbakan'ın ruh hali bozuk, doktora gitmeli diyor. Bugüne kadar BDP ile ilişki kurmayan Tayyip Erdoğan şimdi PKK ile ilişki kuruyor. Şimdi BDP'nin yerine PKK meclise gelecek diyor. İşte burada haber. Ben söylemiyorum, burada söylüyor. Evet. E niye anladık şimdi biz bu işten? Niye evet. Bu insanları üzüyoruz? Niye bu insanların yaralarının üzerine tuz basmaya çalışıyoruz? Oturalım konuşalım. Barışı istemeyen bir parti olabilir mi? Biz evet. Barışla ilgili bu ülkede birçok zaman dilimi içerisinde iktidarları kaybettik. Her şeyi göze alarak yaptık biz bunları. Taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Evet. Sayın Vekilim, yerel seçimler dedik. Manisa, Sağan Kalesi, AKP, MHP şeklinde bu şekilde eski Refat oldu. Siz de bir dönem Manisa belediye başkanı adayı olmuştunuz. Doğru. Olmadı. Peki bu dönem ne düşünüyorsunuz? CHP burada şu anda 3 tane ilçesi var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Salihli, Sarıgöl, Gölmarmara olarak. Evet. Evet. Şimdi ne olacak? Manisa Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu ne olacak? Nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Kazanabilecek mi? Ali Bey, kameralar alıyor. Ben burada bir şey söyleyeyim. AKP kazdığı kuyuya kendisi düşecek. AKP bu seçimleri kaybetmeyle ilgili iyi analizler yaptırdı ve kamuoyu yoklamalarında bunu da gördü. Ben Manisa olarak söylüyorum. Türkiye'nin birçok yerinde de böyle. Eğer bu seçimi kaybetme riskini gördüğünden dolayı da dedi ki bütün köylerde, ilçe ve büyük şehirlerde oy kullanacak dedi. Ama bir şeyi unuttu. Şu an köylünün, işçinin, emeklinin gerçekten hali harap. Her gittiğiniz köyde
artık Ziraat Bankası borcu, tarım kredi borçları insanların burasına gelmiş. Saman buğdayı geçmiş. Eskiden buğdayın içerisine saman karıştırırlardı ki kilo bassın veya biraz bir şey olsun diye. Şimdi samanın içine buğday karıştırma dönemi gelmiş. 4000 liraya mozat olan çiftçi 600 liraya buğday satarak bu işinden çıkması mümkün değil. Ha bu ne olacak? İşte asıl terör ekonomide. 600 liraya mazot vereceğiz dediler. Hiç lafını eden yok. 600 liralık mazot oldu 4200 lira. ÖTV'siyle kadevesiyle ilacı gübresi çiftçinin toprağına atamayabileceği seviyeye geldi. Ben köylünün bu seçimlerde katı particiliğin dışında gerçekten bir sarı kart göstereceğine inanıyorum. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çok iddialı bir şekilde hazırlanıyor şu an. Çok iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Çünkü insanlara gittiğimizde artık sadece muhalefet değil, ne yapacağımızı anlatıyoruz. Yalnız Sayın Vekilim, sarı kart oyundan atmıyor, kırmızı kart atıyor. İki sarı kart, bir kırmızı kart. Kırmızı kart genel seçimler. O zaman kırmızı kart genel seçimler. Yani eğer öyle tahmin ediyorum, çok dolaşıyorum, çok geziyorum, köyleri dolaşıyorum, köylünün burasına gelmiş. Artık köylü babasından kalma bir siyasi anlayışla hareket etmeyeceğini söylüyor. Biz de sadece hamasi nutuklarla eleştiri yapmıyoruz. 1,5 liralık mazotu anlatıyoruz. ÖTV'si, KDV'si kaldırılmış gübreyi kendisine vereceğimizi anlatıyoruz. İntibak yasasıyla aldığı 700-800 lira maaşın 1100 lira olacağını anlatıyoruz. Bunları anlatıyoruz. İşte bunları anlattığınız zaman tartışma kahvede başlıyor. Birisi diyor ki nereden vereceksin? Birisi de diyor ki nasıl olacak bu iş? Çünkü evini ilgilendiriyor. Kendisini ilgilendiriyor. Evet, Manisalılar İzmirli mi oluyor? En çok İzmir'de göç alan Manisa'dan göç alıyor. Doğrudur. İzmirli mi oluyorlar? Yani bilhassa Bornova'da çok Manisalı vardır. Bornova'da değil, İzmir'de mesela en fazla Manisalı bulunuyor İzmir'de şu anda. Manisalılar, Mardinliler, Erzurumlular kadar çok örgütlü bir yapı yok ama Manisalılık olgusu İzmirliliğe dönüyor gibi geliyor. Manisa son 15-20 yıldır çok fazlasıyla gelişen bir yer. Çünkü İzmir'e çok yakın. Sanayi bakımıyla çok geliştik. Bir de çok verimli toprakları var. Gediz Havzası. Yani burada öylesine bir Cenab-ı Allah'ın bize verdiği, lütfettiği araziler var ki bizim orada böyle mecazi anlamda ya adam diksen adam yetişir denilen topraklar var. Tarım, sanayi, tarıma dayalı sanayi müthiş bir şekilde gelişmeye başladı. Peki sanayicinin aradığı nedir? Metropole veya limana veya havaalanına en yakın yere de tesisini kurmaktır. Sanayici tesisini kurar iken ne arar? Bir, iş gücü arar. İki, ham maddeye yakınlık arar. Manisa'da bunların hepsine haiz olduğundan dolayı da evet Manisa İzmir'le artık bir bütün olmaya başladı. Evet. Sayın Vekilim, bir iddia attınız ortaya ve bunu da ciddi anlamda her ne kadar Manisa milletvekili de olsanız Türkiye'nin milletvekilisiniz. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndesiniz. İzmir'in içme suyu tehdit altında dediniz. Neye göre dediniz? Şimdi İzmir suyunu nereden alıyor? İzmir suyunu Gördes barajından alıyor. Bir kısmını da Saruhanlı hattından alıyor. Evet. Yani Akhisar tarafından alıyor. Burada iki tane tehlikeli olay var. Bir, Gördes Barajı. Gördes Barajı'nda Gördes Barajı'nın üzerinde nikel madeni çıkarmayla ilgili tesis kuruluyor şu an. Bu nikelin çıkarılması için de sülfürik asit kullanılacak. Yani hep kafamızda şey vardır. Efendim altını çıkarmak için siyanür kullanıyoruz. Siyanür çok tehlikelidir. Siyanür ne kadar tehlikeliyse siyanür toprağa değdiğinde o topraktan 100 yıl çıkmaz. Ama sülfürik asit 300 yıl çıkmıyor. Şimdi burada 11 milyon ton sülfürik asit kullanılacak. Bu nikel madeninin yarı mamul haline gelmesiyle ilgili. Peki bu 11 milyon ton Gördes'te kullanılacak sülfürik asitin tabiata zararı olmayacak mı? Yani Gördes barajına nereden gelir su? Gördes Manisa'nın en yüksek rakımına sahip yerdir. O dağlarda karlar erir, o eriyen karlar taban suyu olarak geçer veya birçoğu kendisine açtığı yarıklardan da Gördes Barajı'na gelir. Peki bu sulara
sülfürik asitin karışma ihtimali yüksek. Peki bunu ne adına yapacağız? Bu Gördes'le ilgili. Bu yana geliyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde kabul edilmeyen sülfürik asitle açık linç usulünde Turgutlu Çaldağı'nda, yani Gediz Ovası, yani dünyanın koruma altına aldığı Ramsar Sözleşmesi'yle dünyanın 7 en verimli toprağa sahip bölgesi olarak ayrılan Gediz Ovası'nın tam ortasında 45 derece eğimli bir yerde yüz binlerce ağacı keserek 18 milyon ton sülfürik asit kullanarak siz açıkta nikel madeni işletmesini kuracaksınız. E şimdi bu topraklara zarar vermeyeceğini iddia eden birisi varsa tartışalım. Evet. Bir de maden işçileriyle ilgili, ölümlerle ilgili, iş kazalarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Manisa'da, Soma'da. Tabii bu konunun birinden birine geçiyoruz ama böyle süremiz azaldı, o yüzden çok tabii iyi değerlendirmek yani istiyorum. Yani bu tabii Soma'da Somalıların çok üzerinde durduğu ve benim de ilgilendiğim bir konu. İnsan yaşamı ve insan sağlığı her şeyin üstündedir Ali Bey. Yani her şey kabul edilebilir. Her şeyin telafisi vardır. Ama insan yaşamı sonlandığında bunun telafisi yoktur. Şimdi Soma'da birçok şirketimiz var. Bu şirketlerimizin hiçbir tanesinde hiçbir şekilde tedbirlerini aldıklarından dolayı bir ölümlü kaza yaşanmıyor. Allah da göstermesin. Evet. Ama ciddi tedbirler alıyorlar. Çünkü madencilik çok farklı bir sektör. Madencilikte en küçücük bir ihmal insanın hayatının sonlanmasıyla olur. Ama bir madenimiz var burada. Bu madenimiz asla ve asla bu tedbirleri almıyor. Mesela 12 Ocak 2011'den 26 Şubat 2013'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaşımız hayatını kaybetmiş aynı madende. Bununla ilgili Enerji Bakanlığı, bununla ilgili TKİ Genel Müdürüne, bununla ilgili bölge müdürüne defalarca söylüyorum. Bu maden burada çalışacak ise bu kurallara uymak zorundadır. 10 arkadaşımızı geriye getirmek mümkün değildir. Çocukları, ailesi şu an perişan durumdadır. Madencinin kaderi değildir madenin altında vefat etmek. Bununla ilgili hala istenilen tedbirler alınmıyor ve soru önergelerimi de vermeme rağmen ne yazık ki tahmin ediyorum siyasi torpil burada biraz daha öne geçiyor bu madenle ilgili. Evet, bu Sabuncu Belinde bir tünel yapılıyor. Bir de ayrıca o tünelin bağlantı olarak İzmir-İstanbul yolu var. Manisa'nın yan tarafından geçen. Evet. Neler söyleyeceksiniz onunla Sayın Vekilim? Yani ne söylesem dinleyen yok ki Ali Bey. Yok yani, burada dinleniyor. Yani Ege Meclisi'nde dinleniyor. Rahat olabilirsin. Ben parlamentoda görev yapan evet, bir insanım. Benim soracağım nedir? Halkın sorduklarını, gördüğüm aksaklıkları, bu ülkenin insanları bize bu dönem muhalefet görevini vermiş. Dolaş, gez, bak, bir yanlış varsa, bir aksaklık var ise bunu parlamentoya taşı. Bunun düzelmesiyle ilgili gayret göster. Muhalefet milletvekili olarak benim görevim bu. Mümkün olduğunca da olumlu işlere de olumlu bakmak. Şimdi bununla ilgili bakın. 2 Nisan 2012'de Sabuncu Beli ile ilgili bir soru önergesi vermişim. Bu soru önergesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soru önergesinin daha cevabı gelmemiş. İç tüzükte diyor ki soru önergesi meclis başkanına verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili bakan cevap vermek durumundadır. Cevap vermezse meclis başkanı bir ihtar çeker, uyarı yazısı gönderir. Uyarı yazısından sonra 10 gün içerisinde de kesinlikle o bakan cevap vermek durumundadır. Bir yılı geçmiş, ben soru önergemin cevabını alamamışım Sabuncu Beli ile ilgili. İkinci soru önergemi yazmışım 27 Kasım 2012. Birinci yazdığım bir yıl geçti, cevap vermediniz. Denetim görevi bizim hakkımızdır. İç tüzük bu meclisin anayasasıdır. Anayasaya uymamak yanlıştır dememe rağmen 27 Kasım'da gönderdiğim Sabuncu Beli Tüneli ile ilgili hala cevap verilmemiştir. 2013'ün sonunda bizim arabalarımız Sabuncu Beli'nin altından tünellerden geçecekti. Bakanın açıklaması buydu. 2013 geldi, bitti. Şimdi ne yaptılar?
2800 metrelik yeri 4700 metreye çıkardılar. 2015 diyorlar. 500 metreye geldiğiniz daha eğer böyle bu hızla giderseniz herhalde 2018'lere de yetişmez. Bununla ilgili benim alabileceğim cevapları bakanlık vermiyor. Bölgeye soruyorsunuz, bölge vermiyor. Denetim görevini benim yapmam için bu halk bana vekalet vermiş. Ben bu denetim görevini yapamıyorum. Yeri geldiğinde hukuk devletiyiz. Sayın Başbakanım sen vereceksin bu cevapları. Hukuk devletiysek parlamentonun da iç tüzüğü anayasadır. Parlamentonun 99. maddesinde sizin nasıl cevap vereceğiniz yazıyor. Ama ne yazık ki onu da vermiyorlar. Yani Türkiye'de yasama yürütme tarafından bypass edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi bir AKP gibi olamayız. İleri demokrasi anlayışı bir tek kişinin konuştuğu, herkesin sustuğu, tek tip elbise giyilmiş bir parti hüviyetinin dışında olması gerekli. İleri demokrasi bu mu? Nerede AKP'nin milletvekilleri? Yok mu AKP'nin yaptığı bir yanlışa bir parmak kaldıracak milletvekili? Ben AKP ile kayıtlar orada. AKP'nin halk yararına olan birçok maddesinde Cumhuriyet Halk Partili olarak, milletvekili olarak parmak kaldırdım. Hadi bir tane göstersinler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği binlerce çözüm önerilerine bir tanesi parmak kaldırdığını göstersin. Grup başkan vekiline bakıp da grup başkan vekili nasıl oy kullanıyorsa hepimiz de öyle oy kullanım anlayışıyla Türkiye'de ileri demokrasi olmaz Ali Bey. Grup kararına uyuyorlardır. Aynen öyle. Evet. Servet Sarun aramış. Akhisar Göl Marmara Salihli arası duble yol olacaktı. Zaten. Evet. 15 senedir bekliyor. Bu konuda çalışmalar var mı demiş. Sorduğumuzda 2013 programını almadık. 2014 ile ilgili düşünüyoruz. Hep düşünüyorlar. Düşünen adamı oynuyorlar. Hizmet yapıldığı yerde biz yaptık oluyor. Hizmetin yapılmadığı yerde de muhalefet engelledi oluyor. Böyle bir anlayışla Akhisar'la Göl Marmara'dan geçen ve Salli'ye yani İstanbul-Ankara yolunu bağlayan hattın gerçekten arkadaşım çok haklı. Acilen hemen yapılması gerekli. Çünkü bir ana arteli, iki ana arteli bağlıyor. Ve ortasında da 15-20 bin nüfusa sahip olan bir ilçe belediyesi var. Evet, Sadık Işık, süremiz çok az kaldı Sayın Vekilim. Emekliyim, esnaflık yapıyorum. Devletin bizden aldığı %15 vergiye anlam veremiyorum. Bu konuyu meclise taşırsa sevinirim demiş. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bununla en az 4 defa meclis kürsüsünden ben ve arkadaşlarım konuştuk. Biz buna bir anlam veremiyoruz. Çok acı bir şeyi söyleyeyim. Arkadaşımdan kesilen %15 milletvekilinden niye kesilmiyor? Bak kendime batırıyorum. Ben de emekli maaşı alıyorum. Şu an çalışmıyor muyum? Çalışıyorum değil mi? Evet. Hem emekli maaşı alıyorum hem de çalıştığımını alıyorum. Benden kesilmeyecek, vatandaştan kesilecek. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bunu kürsüde de söylediğim için söylüyorum. Çifte standart uygulayabilir misiniz? Biz halkın seçtiği vekilleriz. Canım vekil kendi emekli maaşından çalışıyor olmasına rağmen %15 kestirmeyecek. Emekli arkadaşımızın zaten aldığı para kaç para? Ben o arkadaşıma söylüyorum. Hangi siyasi görüşte olursa olsun bu ülkenin siyasi görüşleri bu ülkenin zenginliğidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni deneyin. Cumhuriyet Halk Partisi denendiğinde emekli maaşlarını biz o söylediğinin en az %40 yukarısına çıkaracağız. Evet. Ramazan Demir, Manisa büyük şehir olursa köylü bundan nasıl etkilenir demiş. Köylü köy kalmıyor, mahalle oluyor zaten. Yani mahalle. Ben biraz evvel kilometresini verdim. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 1,5 milyon şehirlik, 1,5 milyonu barındıran bir şehirde 270 kilometre ileride Mahmutlar Köyü'nün ne kadar biliyor ise bildiği kadar hizmet götürecektir. Öyle değil mi Ali Bey? Yani evet. Ben bildiğim yere, gördüğüm yere, hissettiğim yere hizmet götürürüm. Kimi belediye başkanı yaparsanız yapın, 40 yıldır siyasetin içindeyim. Gezmediğim yer yok. 870 köyü var Manisa'nın. Hala gitmediğim köyler var 40 yıllık siyasetçi olmama rağmen. Büyükşehir Belediye Başkanı olsam bilmediğim köye, bilmediğim yere nasıl hizmet götüreceğim? Var mı bir tane babayı çıksın Manisa'da desin ki ben Manisa'nın bütün köylerini ve beldelerini karış karış biliyorum. Siyaset atma evet. Sanatıysa atsın. Evet. Hüseyin Demir aramış, barış sürecinde doğu bölgelerinde toprak reformu var mı demiş.
Valla toprak reformu kısaca var mı yok mu bilmem ama televizyonları izlediğinizde Türkiye'de İKİ Bey ile ilgili bütün kesimlerden ne kadar şikayet geldiğini görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İKİ Bey anlayışı yüzyıllarca kullandıkları toprakları vatandaşa en düşük değerle vermekti. Çünkü onların da oraları. Şimdi AKP para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışıyla rayiç bedellerini %70 arttırdı. Şimdi Beykoz'da da işte efendime söyleyeyim Alaşehir'in bilmem hangi köyünde de beldesinde de İKİ Bey'den insanlar yanmış vaziyette dedelerinden kalan topraklara şimdi akılların almayacağınız büyüklükte para ödemek durumunda. Evet. Son olarak Ramazan Kara çok soru geldi Sayın Vekilim, programımızın süresi kapatılan belde belediyeler için CHP ne düşünüyor? Gerekli itiraz yapıldı mı? Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı mı demiş. Anayasa Mahkemesi'ne gerekli itirazları yaptık. Biz yerinden yönetime inanan bir siyasi partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bu belediyeler açılacak. Belediye başkanı seçilmiş insan 100 haneli, 500 haneli, 700 haneli bir köyde bir tek gece saat 3'te birisi hastalansa o seçilmiş insanın gider kapısına vurur. Hiçbir şeyi yapmasa orada manevi ve orada yaşayan insanların umutla çalabileceği bir kapıdır o seçilmiş belediye başkanı. O belediyeler açılacak. Eğer bugün Fransa'da nüfusu benimle aynı olmasına rağmen 36 bin belediye var ise, Almanya'da 8 bin 9 bin belediye var ise, 74 milyonluk bir ülkede 2800 belediyeyi şimdi 1400'e düşürdünüz. Evet. Yarı yarıya düştü. Anlayış değildir. Eğer siz Avrupa'yı örnek alıyor iseniz, referansınız orası ise canınızın istediği Avrupa örneği olacak, canınızın istemediği de tukak olacak. Böyle bir siyasi evet. Anlayış kabul edilir bir anlayış değil. Sayın Vekilim, süremiz bitti. Son olarak neler söylemek istersiniz? Birkaç cümleyle. Ben tabii ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 50 dakika falan oldu galiba değil mi? Evet. Ben 50 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadım. Evet. İnşallah bizi başka seyreden yurttaşlarımız da keyif almışlardır. Ama benim isteğim ve temennim bu ülkenin parlamentosunda görev yapan arkadaşlarımız hangi siyasi partiden olursa olsun halkın huzurunda bu kamera karşısında tartışmalılar. Bu tartışmadan da vatandaşımızın muhakeme edebilmesini sağlamamız gerekli. O zaman ancak hangi siyasi partinin neyi düşündüğünü, neyi yapacağını görmesi gerek. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun. Çok sağ olasınız. Evet sevgili izleyiciler, çok soru geldi İbrahim Sancak ve birçok soru geldi ama süremiz bu kadardı. Programımızın tekrarı cumartesi saat 14'te olacak. Yarından itibaren de egemeclisi.com'dan programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Gayrimenkul Ege Meclisi'nin sundu.